Tekrarlayabiliyor mu bu rahatsızlık? Yani tedavisi bitenler için. Koroner arter hastalığı eğer saptandı ise bunun tedavisi kesinlikle ömür boyu olmalıdır. Çünkü yani sürekli takip içerisinde tabii, olacaklar. Koroner arter hastalığı var ise sonrasında mevcut verilen tedavilerle veya uyguladığımız rejimlerle, anjiyografik tedavilerle kesinlikle kaybolmuyor. O orada duruyor ve onu bir şekilde aslında tekrarlamaması için, yani enfarktüs geçirmemesi için, kalp krizi geçirmemesi için ve diğer istenmeyen olaylar olmaması için tedavi veriyoruz tabii ki de. Özellikle üzerinde durduğunuz hocam enfarktüs hakkında biraz daha detaylı içerikler verelim izleyicilerimize. Evet. Nedir bu? Tam olarak bilgi vermek enfarktüs, istersek. Enfarktüs bu koroner arter hastalığının bir sonucudur. Koroner arterlerin ani tıkanması veya kan akımını bozacak şekilde ciddi şekilde daralması sonucu gelişen durumdur enfarktüs ve acil bir tablodur. Erken dönem veya acil müdahale gerektiren bir tablodur ve hayati risk taşımaktadır. Hayati risk taşıdığı için de çok önemlidir. Biz kardiyologların en çok korktuğu ve en sık başımıza gelen durumdur. Yani kalp damarlarının tıkanması, bu kalp kası kansızlığa veya kan ile giden oksijensizliğe bağlı. Dayanma süresi kısıtlıdır. Yani bu 6 saat olarak bilinir ama kişiden kişiye göre de bu değişebilmektedir. Genel olarak ortalama 6 saat gibi bir süredir. Enfarktüs durumunda acil olarak o damarı açmak gerekiyor. Uzun yıllar boyunca enfarktüslü damarlar trombolitik tedavi dediğimiz pıhtı eritici ilaçlarla açıldı. Anjiyografik yöntemlerden ziyade. Ama bunların da tabii belirli riskleri var. Nelerdir onlar? Bu pıhtı eritici ilaçların en büyük riski kanama riskidir. Bu nedenden dolayı kullanılırlığı çok kısıtlıdır. İşte belirli ameliyat olmuş kişiler, belirli travmaya uğramış kişiler veya ciddi böbrek yetersizliği olan başka kan sulandırıcı kullanan kişiler bunu kullanamamaktadır. Ve sonrasında ciddi kanama riski görülmektedir. Ondan dolayı kullanımı daha kısıttır ve yapılan çalışmalar anjiyografik yöntemlerle açılmış bir enfarktüs durumunun pıhtı eritici ilaçlara göre daha iyi sonuçlandığını, daha iyi sonuçlar verdiğini göstermektedir. Ondan dolayı anjiyografik yöntemler bu konuda artık ilk seçim olmuştur. Sadece anjiyografik işlemin ulaşılamayacağı yerlerde veya durumlarda alternatif tedavi olarak durmaktadır.